Merhaba Avrupa Korner izleyicileri. Bugün yanımızda Brüksel Korner'den de köşe yazılarından tanıdığımız Sibel Bozkurt var. Hoş geldiniz Sibel Hanım. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ta Almanya'lardan buraya geldiniz misafirimiz olmaya ve çalıştığınız ortamı görmeye tahminimce. Aynen öyle. Hem sizleri tanımak istedim, hem çalıştığım ortamı tanımak istedim, görmek istedim. Çok da mutluyum burada bulunmaktan. Sibel Hanım ne kadardır burada yazıyor? Kaç zamandır? Aşağı yukarı galiba 8 ay oldu diye düşünüyorum. 8 aydır. Brüksel Korner takipçilerinden aldığı dönüşler ne alemde? Duyduğum kadarıyla okuluyormuş makallerim, ilgi görüyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Amca duyduğunuz kadarıyla değil, buraya geldiğinizde de bayağı güzel tepkiler aldınız. Evet, güzel tepkiler aldım. Çok güzel tepkiler aldım. Ve çok mutlu oldum. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Daha uzun süreler beraber çalışmak dileğiyle. İnşallah. Ben de sizlerle çalışmak istiyorum. Devam etmek istiyorum. İnşallah. Peki şimdi Sibel Bozkurt'u biraz üzerine doğru geldiğimizde Sibel Bozkurt kimdi? Biraz kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki tanıtayım. Adım Sibel Bozkurt. Lise eğitimimi Türkiye'de tamamladıktan sonra Almanya'ya üniversite eğitim için geldim. Pedagoji ve politik okudum. Orada yüksek lisansımı yaptım. Daha sonra üniversiteyi bitirdikten sonra Almanya'da 2 sene kadar proje müdürü olarak çalıştım. Daha sonra da Almanya'nın belli okullarında öğretmenlik yaptım. Türkçem hani daha güzel olduğu için de Türkçe dil ve kültür derslerini de verdim yani. Peki hala devam ediyor musunuz? Yok, devam etmiyorum. Şimdi farklı bir bulvardayım. Makaleler yazıyorum. Birkaç dergiye makaleler yazıyorum. Evet, yani bu dergide en çok da Avrupa'da yaşayan Türk çocukların eğitim sorunlarına dikkat çekiyorum. Yani konularım Avrupa'da yaşayan Türk çocukların sorunları. Peki Sibel Hanım, Avrupa'da yaşayan Türk gençlerimizden diyelim, doğmuş, büyümüş ya da sonradan gelmiş Türk gençlerimizin en büyük sorunu nedir? En büyük sorun da eğitim sorunu. O nedir eğitim sorunu? Bilhassa ana dillerini çok iyi bilmemeleri ve bu ana dillerini bilmedikleri için de diğer dilleri de öğrenmekte zorluk çekiyorlar. Çünkü ana dil diğer dillere temel teşkil ediyor. Bu bağlamda da anne babaya da büyük görevler düşüyor. Çocuklarını mutlaka düzenli bir şekilde Türkçe derslerine katılmalarını sağlamaları gerekiyor. Ayrıca da ana dil nesilleri birbirine bağlıyor. Ana dilini bilmeyen bir toplumda asimile olmaya mahkumdur. O yüzden ben hep entegrasyondan yanayım, uyumdan yanayım. Entegrasyon ne demektir? Entegrasyon demek yaşadığınız toplumun dilini öğrenmek ve orada güzel bir meslek sahibi olmak ve o toplumun kurallarına uymaktır. Bu bağlamda Konfüçyüs'ün bir cümlesini size söylemek istiyorum. Konfüçyüs diyor ki, bir toplumu yok etmek için silahlara gerek yok, lisanı unutturun diyor. O yüzden velilere düşen görev gerçekten çocuklarını düzenli bir şekilde Türkçe derslerine yollasınlar. Peki Almanya'da bu konuyla ilgili ne gibi bilgili hareketler mi var, çalışma var? Maalesef şunu söyle, başta Türkçe derslerine katılım oranı çok iyiydi ama şu son zamanlarda çok çok azaldı. Bu mesela bu durum İspanyollarda, Yunanlılarda ve Portekizlerde %60 ve %70 civarında ama bizim maalesef Türk toplumunda bu durum tam geriye gitmekte. Bu da beni çok üzüyor. Peki sizin özel bir çalışmanız var mı bu konularla ilgili ilerletmek? İşte özel çalışmam, bu yazdığım makalelerle ana dilin önemini devamlı vurgulamaya çalışıyorum. Ve bu şekilde velilerin dikkatini çekmeye çalışıyorum. Ana dili üzerinde duruyorsunuz, kabul ediyorum. Peki bunu Avrupa'da yaşayan gençlerimiz için söyleyeceğim ya da gençlerimizin aileleri için de söyleyeceğim. Buradaki yapıya da entegre olmaya çalışmak büyük başarı değil mi? Ben böyle görüyorum. Buradaki, çünkü Belçika adına konuşacağım. Ben Almanya'da yakın ülkelerimiz bizim. Çoğu Türk gençlerimiz
belirli bir ülkeye yaşadıkları Avrupa ülkesine entegre olamıyorlar kolay kolay. Bunun sebepleri nedir sizce? Entegre olmamasının sebebini şöyle açıklayabileceğim. Benim için en önemli sebeplerden biri bir de anne babanın yeterince eğitim almamaları ve çocuklarına faydalı olamamaları. Ama nasıl faydalı olabilirler? Şöyle faydalı olabilirler. Okullarda sunulan mesela ek teşvik dersleri var. Ya da mesela o ülkede üniversiteye giden Türk ablalarından, abilerinden faydalanarak çocuklarına yardımcı olabilirler. Bu benim için çok önemli. Aileler ailelerden başlar diyorsunuz. Yani anne babadan daha çabuk başlaması lazım. Aynen. Bence ilk önce anneyi babayı da eğitmek gerekiyor. Bu bağlamda çok önemli. Ama anneyi babayı eğitirken ailelerin de bilinçlenmesi gerekiyor. Peki. Tabii ki başka bir konuya daha değinmek istiyorum. Sadece tabii ailelerde iş bitmiyor. Anne babanın eğitimi dedik. Peki bu karşı taraftan da bazı şeylerin yapılması lazım. Entegre edilmesi için gençlerin, Türk gençlerinin o yaşadıkları ülke olsun, sivil toplum örgütleri olsun veyahut gerçekten bizim konsolosluklarımızın ya da bizim büyükelçiliklerimizin bazı faydalı hareketleri olmasını gerektiğini düşünüyorum. Entegre olmaları için yaşadıkları ülkeleri haksız mıyım ya da ekleyeceğiniz bir şey var mı konu hakkında? Ben de size bu düşüncelerinize tamamen katılıyorum. Aynı şekilde işte tabii ki sırf anne babaya görevler düşmüyor dediğiniz gibi sivil toplum örgütlerine, Türk devletine ve Alman devletine veya Belçika devletine de görevler düşüyor. Yani nedir? Ana dil dersleri kaldırılmamalı. Maalesef Batı Avrupa ülkelerinde yavaş yavaş ana dil derslerini kaldırmaya çalışıyorlar ve emekli olan öğretmenlerin yerlerine de yeni öğretmen atamıyorlar. İşte bu bağlamda Türk devleti araya girmesi lazım ve öğretmen atamaları yapması gerekiyor. Bu bağlamda en azından kendi kültür, örf ve adetlerimizi de unutmayacağımızı düşünüyorum devam ettiği takdirde. İşte benim için şu da çok önemli. Benim için Türk çocuklarının örflerini, adetlerini, o değer yargılarını. Ana dilimizi öğrendiğimiz takdirde okulda örf ve adetlerimizi de kaybetmeyeceğimizi düşünüyorum. Bilmiyorum bu konu hakkında sizin bir ekleyeceğiniz ya da de görüş aynı görüşte miyiz? Biraz görüşlerinizi alabilir miyim? Şunu söyleyebilirim. Tabii ki burada yaşayan Türk çocuklarının bizim değer yargılarımızı, örflerimizi, adetlerimizi, Türk tarihini, hatta Türk coğrafyasını, kendi ana vatanlarını tanıması çok önemli. İşte burada gene ana dilin önemi bir kez daha görülüyor. Benim için önemli bir nokta da sadece Türk çocuklarının kendi kültürlerini öğrenmeleri değil, yaşadığı ülkenin kültürünü de benimseyerek bir sentez oluşturmalarından yanayım. Peki Sibel Hanım, Almanya'da Türk gençlerimizin örf, adet ve ananelerinden uzak kaldığı görüşündeyim. Sizce de öyle mi? Yoksa hala bir bağlantı var mı? Takip ediyorlar mı? Bence yok. Ben sizinle bu konuda aynı fikirde değilim. Mesela ben kendi öğrencilerimden size örnek vermem gerekirse, Türk çocukları gerçekten kendi ana vatanlarını çok seviyorlar ve çok bağlılar. Ama örf adetlerinde 3. 4. jenerasyon için evet durum maalesef pek iç açıcı değil. Ama dediğim gibi gene aileler devreye giriyor ve aileler kendileri mesela her yıl çocuklarına Türkiye'ye götürmeleri gerekiyor. Türk tarihini biraz anlatmaları gerekiyor. Ülkemizin o güzelliklerini göstermeleri gerekiyor. Ve yani ülkemizi sevdirmeleri gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz Sibel Hanım. Başka ekleyeceğiniz bir konu var mıydı? Son bir. Ben size çok teşekkür ediyorum bana bu imkanı sunduğunuz için. İnşallah önümüzdeki senelerde hep birlikte böyle güzel çalışırız. Faydalı işlere de imza atarız. Çok teşekkür ediyoruz. Sibel Hanım'la böyle sık sık görüşmelerimiz olacak gibi, sık sık röportajlarımız olacak gibi. Sibel Hanım'a eğer sorunlarınız varsa info@avrupacorner.com yahut info@bruxellcorner.com adreslerinden ulaştırabilirsiniz.
Sayın Sibel Hanım da böyle sık sık görüşmelerimizde zevk ile cevaplayacağına inanıyorum sorularınızı. Ben çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki görüşmeyi iple çekiyorum diyeyim ben. Çok güzel bir röportaj oldu. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.